Günlerdir bir şey yemiyorsun. Senin için özel bir şeyler olsun istedim. Daha iyi misin? Ne çorbası bu? Ne var bunun içinde böyle? Yani çok açım diye mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ya sen mi yaptın? Hiç domestik bir kadına benzemiyorsun. Daha çok dominant. Bana bir telefon lazım. Olabilir. Ne için? Ölmeden önce seni araştırdım. Fotoğrafların çıktı karşıma. Böyle geriye doğru gidince gençlik fotoğraflarını gördüm. Ya. Çok güzeller. Böyle arada dönüp dönüp bakayım diyorum. Olmaz mı? Yardım et şuna. Hastamızı bir an önce ayağa kaldırmamız lazım. Değil mi? Savaş'la konuştun mu? Bekliyorum. Eli kulağındadır. Aslında sempatik çocuk. Keşke yoluma çıkmasaydı. Kendi tatlı sularında yüzmeye devam etseydi. Benim onunla bir sorunum yok. Şimdilik. Ama her erkek ne kadar dövüşse de önünde sonunda babasına benzer. Kendisi karar verecek. Ya önümden çekilecek ya da ben onu önümden çekmek zorunda kalacağım. Orada da bana ihtiyacın olacak. İhtiyaç meselesi değil. İştahını sevdim. Sadece yemeğe değil. Yeniden doğdum ya. Her şeye iştahım var. Sana bir tavsiye. Annenle flört etmeyi bırak. Etrafındaki kadınlara bak. Madem yeniden doğdun, zamanının kıymetini bil. Afiyet olsun. Allah, tam hayalet oldum ya. Adam burnumun dibine kadar geliyor, beni göremiyor. Bu ne alaka? Yeniden doğdun diye yeni burcuna mı bakıyorsun? Bir tek o ayna biliyor musun? Oğlak. Ya Beliz bayılırdı bu burç murç işlerine. Onu özledim galiba. Arkandan neler yaptı? Hala mı? Ben ondaki tutkuyu daha hiçbir kadında görmedim. Belki senin savaşı olan tutkun ama... Seninki takıntı. Geçer. Onunki geçmez. Görmedim ama eminim cenazeme bir tek o gelmiştir. Senin burcun ne? Koç. Ondan. Veliz'inki de aynı biliyor musun? Ben benzetiyordum zaten sizi. Ay, saçmalama. Hiç sanmıyorum. Öyle deme. Başka şartlar altında karşılaşsaydınız çok iyi anlaşırdınız. Beliz zeki kızdır. Yanlış adama aşık oldu. Gerisini zaten biliyorsun. Bu
Babasının dosyaları sizde değil mi? Hı hı. Nasıl içi acımıştır kızın. İşinde çok başarılıydı. İspatlamıştı Yurdal'ın babasını öldürdüğünü. Yazık. Güzelim dosyalar şimdi dolap bekliyorlar. Şanssız kız. Tuvalete falan gideceksen git. Savaşa görünme. Sen yap görünmeden ne yapacaksan. Ne yapacakmışım ben? İkimiz de biliyoruz Derin. Yani yaklaş biraz daha. Bak, şurada birinin arkasına bir sakallı biri geçmiş diyeceğim ama sana yürümüş olur muyum? Koşabilirsin. Ne olacak ki? Bir sakallı yok diyorsan hiç hayır demem anne. Var diyelim. Nedir? Ha. Tamam o zaman. Sen o sakallıyı unut. Ölecek o. Hem de Derin öldürecek. Ne diyorsun ya? Vallahi ya. İnanmazsan bak işte. Berk. Saçma sapan konuşma. Görürsün. Ne kadar kötüsün Derin. Neden? Çünkü Oktay'ı bana canavar gibi anlattın. Tanımıyorsun. Tanımak isterim aslında. Süper biri bence. Hem sen neden hiç düşünmedin ki? Hem yakışıklı da. İçini bilince öyle gelmiyor. Bana da öyle gelmiyor. İçimi bildiğim için herhalde. Ama çok kısa sürede tamamen değiştirmeye çalışacağım. Neyse, görüşürüz. Yakışıklı değil diyemedin. Çözdünüz mü işinizi? Yasmin gerekli numaraları aldı. Amerika'dan arkadaşlarını aradı. Hackleyecekler miymiş? Neymiş? Just a minute. Telefon hazır. Bizden öyle eğlenceli bir şey istedi ki. Benim nasıl aklıma gelmedi anlamıyorum. Kopardık eğlenceden. Ne o? Bak. Mesaj attım sana. Sen bu... Bir dakika ya. Sen bunu nasıl yaptın? Ne istediğini bilirsen çözecek birileri bulunur elbet. Bu hayatta güçlü tanıdıkların olacak. Bu yeni hayatım 10 numara ya. Neyse, işler iyice karışacak. Meryem'e mesaj kimden gitsin? Naz'la Beliz arasında gidip geliyorum. Ne dersin? Emir sevmiyorum. Ama eğer sizin otelde bir masaj ayarlarsan belki. Bekliyorum. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Bak. Sana bir sır vereceğim Derin. Ama öyle olmaz. Gel böyle ya. Gel ya. Savaş'ta Meryem de umurumda değil aslında biliyor musun? O zaman sana güle güle. Bak kapı orada. Yani git dünyanın bir köşesine keyfine bak. Bakacağım. Ama önce biraz işim var. Ben Savaş'la Meryem ayrılsın istemiyorum. Aksine daha bir hararetli aşık olsunlar birbirlerini istiyorum. Meryem yere göğe koyamasın Savaş'ı istiyorum. Ta ki gözünün önünde bana dönüşünceye kadar. Nasıl olacak o? Artık birini mi öldürür?
Meryem'in en sevdiği insanı mı öldürür? Selma mesela. Ne dersin? Lan. Yılbaşı da geçti, ben kimseye hediye almadım ya. Nereden çıktı şimdi bu? Senin hediyen Savaş'la Meryem'in ayrılığı olsun. Sen bana ne alacaksın? Hiçbir şey. Hayatını kurtardım. O başka, o başka. Şimdi derin karıştırma birbirini. Ben senin hediyen için hazırlıklara başladım bile. Sen de git hazırlan hadi. Hadi. Ha. Prestij Erkek Mücevherat diye bir yer var, biliyor musun sen orayı? Evet. Tamam, oraya uğrayacağız, bir şey alacağım. Kendime değil, Savaş'a. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.